olmakta. Yani 20 yıllık emeklilik ayrılık projesi olarak sürdürdüğümüz pilav gününü bugün burada yapmak istedik. Daha önce biliyorsunuz açık yerde, Sırdağ'da bahçemizle yapıyorduk. Ama bu bina bizim kendi malımız, eğitim merkezimiz. Burada eğitim demek, öğrenci demek. Öğrencilerimizle birlikte olmak, öğrencilerimize destek veren sizlerle birlikte olmak, onların öğretmenleriyle, anne babalarıyla birlikte olmak için buradayız. Tekrar hoş geldiniz. Amacımız bu kadar büyük bir aileyi bir araya getirmek. Yeni üyelerimiz ve burs verenlerimizle öğrencilerimizi birbirleriyle tanıştırmak, kaynaştırmak. Çevrecilerin en önemli projesinin burs projesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben bu konuda konuşmayacağım. Burs konusu başkanımız, yönetim kurulu ikinci başkanımız Suat Bey bu konuda size bilgi verecek. Sevgili dostlarımızın verdiği elle, kolla imece usulüyle bu hale getirdik. Yani burada şunu açıkça söylüyorum. Hiçbir kamu kuruluşunun, devletin, yerel kuruluşun, hiçbir kuruluşun katkısı yoktu. Tamamen Ayvalık halkı, sevgili arkadaşlarımız ve dostlarımızla Ayvalık Şubesi'nin destekleriyle, katkılarıyla olmuştur. Ben katkı veren herkese şubemiz adına gönülden teşekkür ediyorum. Tüyler diken diken oldu bu arada. Hepinize teşekkürler, sağlıklar diliyorum. Ayrıca tabii unutmayacağım bir şey var. Yönetim kurulu arkadaşlarım şöyle yanıma gelirlerse çok sevineceğim. Bilgisi, becerisi ve tek erkek yönetim kurulu üyemiz olduğu için mimar arkadaşımız var, Elçin arkadaşımız. Onun çok ince zevkleriyle, diğer arkadaşlarımın Tülay yok burada. Gerek hesap kitap işleriyle beni hiç anlamadığım işler. Bugün 22 Temmuz 2015, Gümrük Bütçe isimlerini eğitime çok önem verdiği için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne armağan ettik, başladık. Umarım en kısa zamanda onlar tükenir ve eğitime destek verir. Bugün acıyla karışık mutluluk yaşıyorum. Erken gitti ama bize çok güzel bir geçmiş, onurlu bir yaşam, güzel bir soyadı bıraktı, onurlu, şerefli bir geçmiş vardı. Parayı hiç önem vermiyordu. Onun için dostluk ve eğitim çok önemliydi. Ben hep acıyı bir tatlı, sevinci yaşıyorum. Nurlar içinde yatsın. Sizlere de sınırlar, sağlıklar diliyorum. Eğitime lütfen önem verin, destek verin. Günler başlayıp ve bu günlere getirmesine katkıda olan tüm çalışmış
yapımcı başkanımızı saygıyla yad ediyorum. Onlar da lütfen bir alkışlar. Teşekkürler. Tabii daha bitmeden alkışlar rica edeceğim. Bu güzel kültürü devam ettiren dostlar ve sizler ve böyle tırt gençler yetiştirilmesine vesile olan değerli yöneticileri de alkışlayamadım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Bir gün ben çay bahçesinde otururken Alaaddin bana bir resmi verir misin dedi. Hayır dedim, bir yere mi gidiyorsun? Yok yok ben dedi. Sonra bir baktım, benim pavyomu yapmış ve bana hediye etti. Sağ olsun, nur içinde yatsın. Tabii bu benim için çok kıymetli. Şimdi Güngör Bey fevkalade gerçekten Ayvalık'ımız için değerli bir insan ve değerli bir sanatçıydı. Kendisiyle uzun süre arkadaşlık etme şansımız olmadı. Çünkü Ayvalık geç geldi, erken gitti aramızdan. Ama ben inanıyorum ki bıraktığı eserlerle, bıraktığı dostluklarla ve benim sanatım ve çocuklarıyla yine onun varlığı devam edecektir diye düşünüyorum. Ben bu vesileyle bu organizasyonu yapan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Beni sanıma da sağlık, sıhhat ve çocuklarına uzun ömür diliyorum. Efendim sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Ama bu güzel eserleri eğitimi çok destekliyordu. Onun için eğitim çok önemliydi. Ben bu resimleri çağdaş yaşama bağışlamakla çok iyi yaptığına eminim. Çok yerini buldu, çok en iyi yerini buldu. Lütfen ona eğitime destek verin. Benim için çok rahat. Çok onurlu bir geçmiş, iyi, çok güzel bir soyadı. Ve şerefli bir geçmiş bıraktım. Ben destek vereceğinize inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Nuray Hanım'a, hepinize. Sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi davranın lütfen. Sevgilerimi gönderiyorum hepinize. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.